Evet arkadaşlar, şimdi samplı pipolarımızın detaylı bir videosunu çekeceğim. Ve de samplı pipolarımız yenilendi. Bakın. Önceden ne yapıyorduk? Bahçe hortumuyla balık pisliği temizlerdik. Yem artığı temizlerdik. Şimdi bu olduktan sonra ne yaptık? Kurtulduk bundan. Diğerlerinde şuralar köşeliydi. Bunun makinesini aldık. Bükme makinesini. Bakın şöyle oval oldu. Ve daha görseli güzel oldu. Şimdi bunlarla ilgili öncelikle videoyu atlamadan 10 dakika bir izleyin. Çünkü bununla ilgili biz çok kişi arıyor. Yani herkesi de ayrı ayrı anlatmaya vaktimiz olmuyor. O yüzden videonun tamamını izleyin. Nasıl temizlenir? İçine neler konmalı? Bunlarla ilgili paylaşım yapacağız. Yaklaşık bir 10 dakikaya sığdıracağız inşallah. Bizim akvaryumlarımızı da göstereceğiz. Nasıl çalışır, nasıl temizlenir. Bakın bizim akvaryumlarda mesela dip temizliği yapmıyoruz. Önceden ne yapıyorduk? Bahçe hortumuyla balık pisliği temizlerdik. Yem artığı temizlerdik. Şimdi bu olduktan sonra ne yaptık? Kurtulduk bundan. Şimdi bunu kısaca anlatacağım. Arkadaşlar ne diyoruz? M boy var, L boy var. Bunlar da akvaryum ölçüsüne göre değişir. Hava motoru en az 5 watt olmalı. Dediğim gibi bunun iç malzemeleri de ne diyoruz? Seramik, nitrat tutucu sünger var. Bir de kendi süngeri var. Ama biz sitemizde sadece biyolojik süngeriyle beraber gönderiyoruz. Ekstradan seramik. Şimdi onları da göstereceğim. Hangi seramikler olur? Onları da göstereceğim. Biz bu şekilde gönderiyoruz. Mesela bazen diyoruz ki arkadaşlar, ürünün açıklama kısmında videosu var. Onu izleyin. Çünkü bunu gönderdiğim zaman videoyu izlemeden sipariş veren arkadaşlar bunun motorlu olduğunu sanıyor. Ya da içinde seramik olduğunu sanıyor ama izleyin ki içinde neler olduğunu görün. Seramik, nitrat tutucu. Bunlar nedir? Onları da göstereceğim. Bunların temizliğine kadar anlatacağım arkadaşlar. Bakın içine şuradaki süngerlerden hepsi olur. Bu da zaten sitemizde var. Aquariumexpress.com sitemizde var. Bunların hepsinden kullanabilirsiniz. Sonuçta bu filtre süngeri. Tepe filtreye kullanılır. Samplı akvaryumlara kullanılır. Bunlardan herhangi birini tercih edersiniz. Zaten bizim sitede sünger yazdığınız zaman, arama kısmına sünger yazdığınız zaman bunlar çıkacak. Ya da diğer süngerler çıkacak. Bizim sitemizdeki özellik şu, zaten diğer sitelerde de vardır mutlaka. Aradığınız ürünün ismini yazdığınız zaman ya da mesela diyelim ciklet ile ilgili ürün arayacaksınız. Ciklet yazın. Onunla ilgili ürün çıkar. Ya da Japon yazın. Japonla ilgili ürün çıkar. Ya da kategorilere girerseniz filtre malzemeleri olarak bunları seçebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Bunun yanına tavsiyemiz nitrat tutucu sünger. Şunu koyacaksınız. Bir de seramik koyacaksınız. Bakın ileride oldu ya, eskidi süngerleriniz. Bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Bunları da akvaryum suyuyla yıkayıp içine koyuyorsunuz. Şimdi bu nasıl temizlenir? Buradaki bir tane kirli samplı pipomuzu çıkaracağız. Nasıl temizlenir? İçi nasıl olmalı? Mesela bakın biz şöyle tavsiye ediyoruz. Şu hava taşının olduğu yer bir kere, bakın şöyle söyleyeyim. Zemine yapışık olması lazım. Şurayı indirmeniz lazım. Şu boruyu bakın şöyle havada durmayacak. Mesela bazıları dalga versin diye böyle yukarı kaldırıyor ama bunu kaldırmayacaksınız arkadaşlar. Şu çok önemli. Şu hava taşı böyle zemine oturmuş olacak mutlaka. Seramiği de fazla doldurmuyorsunuz. Çünkü neden? Doldurduğunuz zaman bu sefer kapak zor kapanacak. Şöyle göstereyim. Seramiği hem ağırlık hem de berraklık açısından kullandığımız seramik ya da seraspreks olabilir. Buraya koyuyoruz. Nitrat tutucu süngeri de kullanacağımız kadar kesiyoruz. Eskidiği zaman diğer yarısını kullanıyoruz. Bu M boy için geçerli.
L boylarda da yine aynı şekilde kesiyoruz. Fazla sıkıştırmayacak şekilde bunları da koyuyoruz. Ve de kapağını da böyle zorlanmadan kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın bunu ilk aldığınız zaman şöyle geliyor size. İlk aldığınız zaman şöyle bir jelatin koruması var. Kargoda çizilmesin diye. Bunu soyup çıkarıyorsunuz. Üstten, alttan söküp çıkartıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bazen arkadaşlar diyor bana diyor eski ürün göndermişsin. O da bu jelatinden kaynaklanıyor. Jelatini çıkaracaksınız ki şöyle parlak olarak elinize ulaşsın. Şimdi bununla ilgili bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Şimdi diyelim siz bunu zamanla kullanıyorsunuz. Borunun içi tıkanıyor. Bu borular tıkanıyor. Bununla ilgili de ne var yine sitemizde? Şöyle göstereyim. Şöyle bir fırçamız var. Bu da hortum temizleme fırçası. Olur ya çok kullandığınız zamanla baktınız. Su akışı yavaşladı. Şu fırçadan da içini temizleyebilirsiniz. Ya da kendiniz bir aparat bulup şu borunun içini temizleyebilirsiniz. Bunlar zaten sökülüyor. Kolayca temiz olsun diye. Bazen de şöyle hava diyelim akışı azaldığı zaman şuradaki hava taşını kontrol edin. Bunlar da yosunlaşır. Tortudan dolayı, pislikten dolayı tıkanabilir. Bunların da temizliğini yapın arkadaşlar. Şimdi bir tane samplı pipomuzu temizleyelim. Nasıl kir çıkıyor içinde? Ya da ben sizi bir gezdireceğim. Samplı pipo nasıl temizlik yapıyor? Şöyle baştan göstereceğim. Hangisinde mesela kumlu akvaryumlarda soran oluyor. Kumlu akvaryumlarda da kullanılıyor arkadaşlar. Ben yakından gezdireceğim. Onları size göstereceğim. Gördüğünüz gibi yani şöyle bir berraklık görmek istiyorsanız bu ürün tam kendisi. Birazdan zaten gezdireceğim arkadaşlar. Bir tane samplı pipomuz L-Boy var. Bakın bu böyle kirlendikçe ne yapıyoruz? Haftalık akvaryum suyla yıkıyoruz. Bakın şunları da gösterelim. Bakın burada neon balığı var. Bakın burada nedir? Bakın bitki var. Bitki artığıdır. Yem artığıdır. Balık pisliğidir. Bakın çekiyor. Ve dip böyle temiz. Arkadaşlar buradakiler kum. Bakın burada lepistesimiz var. Bakın burada görüyorsunuz. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Azıcık balık tortusu pisliği olsa da zamanla ne yapıyor? Çekiyor. Arkadaşlar balıklar hareket ettikçe çekiyor. Gördüğümüz gibi burada mesela diyelim lepistes akvaryuma koymuşuz. Önünde yapay bitkiyle saklamışız. Şöyle gösteriyorum. Burada da oranda japonlarımız var. Gördüğünüz gibi başka bir filtre yok. Sadece samplı pipo var. Bakın. Sadece bunu kullanıyoruz. Haftalık samplı pipoyu temizliyoruz. Bunu arkadaşlar atlamadan izleyin ki bunlar çok önemli. Yani artık bunlar ben sorularına yetişemiyorum gerçekten. Bakın. Zemine bakın. Böyle çalışacak. Bakın buradaki zeminlerine bakın. Biz dip çekim yapmıyoruz kesinlikle. Çünkü burada o kadar çok akvaryum var ki biz bunların hani dip çekimiyle uğraşmaya zamanımız yok. Nereden baksan burada devamlı hortum elimizde olması lazım. Tamam mı? Zaten biliyorsunuz buradaki beta standımız alttan samplı. Alttan samplı onu paylaşmıştık. Şimdi içine ne malzemesi koyacağız bunların? Şöyle mağazamıza girdiğimiz zaman aquariumexpress.com'a girdiğimiz zaman bakın seramik çeşitleri var. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Şimdi seramik dediğimiz nedir? Şöyle bir halka, tamam mı? Aquarium'da hem samplı pipoda ağırlık yapıyor hem de suyun berraklaşmasında faydalı oluyor arkadaşlar. Bakın bunlar filtre malzemeleri. İsterseniz ne ekleyebilirsiniz? Bakın Seraspurax var. İsterseniz bundan ekleyebilirsiniz. Akvaryumunuz bitkili akvaryumsa bunlardan ekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ben bitkili yani akvaryumlarda işte neon, tetra, plati gibi balıkların mesela moli onların samplısına, onların samp sistemine bunlardan koyuyorum arkadaşlar. Bunları da bilin.
Burası da zaten aquarumexpress.com siparişleri hazırladığımız masamız, WhatsApp hattımız var. Zaten oradan ulaşabilirsiniz. Yemlerimiz var. Akvaryumu kirletmeyen yemler yapıyoruz. Karışım özel yemler. Zaten WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi şimdi burada bir samplı pipomuzun arkadaşlar burada bir temizliğini yapacağız. Samplı pipo M boy çıkardık. Bu M boy arkadaşlar. Şöyle kapağını dikkatlice açıyoruz arkadaşlar. Bakın bunları ayıracağız. Hepsini akvaryum suyuyla yıkayacağız. Bu biyolojik süngeri. Bu eskidiği zaman videonun ilk başına gösterdiğim süngerlerden kullanabiliriz. Bu da karbonlu süngerimiz. Bu da nitrat tutucu bu hale geliyor. Bunun bir zararı yok. Şöyle bunları dökeceğiz arkadaşlar. Bunlar içine döktük. Zaten döktüğümüz zaman bir koku gelecek. Burnumuza bir koku gelecek. Tamam mı? Bakın bunun içini şöyle süngerle yakın çek. Süngerle böyle yıkayalım ki yağlanmayı falan yosun tamamen yosun olmaması için içini şöyle silmemiz lazım. Bakın kendi süngerle siliyoruz. Ha, bu yoksa bile bir tane elyaf ayarlanıp onunla silinebilir. Tamam mı? Olay bu. Şimdi bakın bunu diyelim 3-4 ay falan kullandınız. Bakın bunun sökmesi de kolay. Bakın şu önemli, bunu videonun başında söyledim. Bakın bunun sökmesi çok kolay. Bu şekilde söküyorsunuz. Videonun başında gösterdiğimiz şöyle bir fırçamız var. Bununla da boruyu temizliyoruz. Bakın şu şekilde ıslatıyoruz. Buradan bakın nasıl pislik akacak. Görüyor musun? Bakın pislikler burada. Bunları da temizlememiz lazım ki tıkama yapmasın. Tamam mı? Bunları temizledik akvaryum suyuyla. Gerekirse şu hava taşını da yıkayalım. Şöyle üfleyerek arkadaşlar bakın üfledim. Hava taşının gözeneklerini açtım. Bakın bu gözenek bile tıkandığı zaman havanızı zorlaştırır. Mesela şöyle içinden plastik hava taşı çıkıyor ama onu da deneyebilirsiniz. Biz ne yaptık? Bunlardan taktık kendimiz. Plastik hava taşını da o şekilde yapın. Evet, bunun temizliğini yaptık arkadaşlar. Şimdi daha böyle şöyle temizleyebiliriz. Hızlıca gösteriyorum. Dışını da silebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi seramikleri akvaryum suyuyla yıkadık. Önce boruları takıyoruz arkadaşlar. Önce şu boruları takıyoruz. Önemli. Arkadaşlar bunları atlamadan izleyin ki bunlar çok önemli. Eğer bu sample boyu kullanıyorsanız bu önemli. Şunu ileri doğru ittik. Burada zaten hortumun yuvası var. Bunu da taktık. Bakın şu çok önemli. Bunu oturtturduğumuz zaman şu tam sıfır için oturmuş olacak. Tamam mı? Daha sonradan da seramiği içine koyuyoruz. Seramik çok doldurmaya gerek yok. Bakın seramikler böyle kirlensin önemli değil. Bakın bu bakteri tutmuş. Böyle kirli olması canını sıkmasın. Bunun böyle olması normal. Böyle kirlenmesi daha güzel. Şimdi bakın bu su gitgide kirlenecek. Tamam mı? Bunları böyle koyduk. Bunu kenara ayırdık. Şimdi suya bakın. Her yıkamamızda kirlenecek. Bu bakın daha 2 gün önce temizlendi. Normalde bunun temizlenmesine daha 4-5 gün var. Temizlenmesine ama bu video için sizle paylaşıyorum. Evet. Bu nitrat tutucu sünger bu hale geldi. Tabi bunu da ileride de koyabiliriz. Bu kadar koyduk. Bakın ben ekstradan ne koydum? Karbon sünger koydum. Bakın suya dikkatli bakın. Su gitgide kirlendi. Değil mi? Suyu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu olmasaydı bu kir ne olacaktı? Akvaryumun içine kalacaktı. Değil mi? Bakın bunu da yerleştirdik. Şöyle gösteriyorum. Detaylı izleyin arkadaşlar. Sıkılmayın yani atlamayın. Evet tekrar biyolojik sünger yıkadık. Bakın. Tekrar bu kirli suyla yıkıyoruz. Tekrar suyu durulamaya gerek yok. Akvaryumunuz bu şekilde berrak olacak.
Evet, bunu kaba pistini de aldık ve kapattık, bu kadar. Izgarası, ön ızgarasını da yine akvaryum suyuyla temizleyelim. Çünkü yağlanıyor. Olay bu arkadaşlar. Borusunu da tekrar şu fırçayla temizleyeceğiz. Bu. Bunu akvaryum suyuyla yıkadığımız için akvaryumda su azalması olacak. Ne yapacağız? Akvaryuma dinlenmiş su ekleyeceğiz. Yani tekrar dip çekimi yapmaya gerek yok. Ne yapacağız? Akvaryum suyuyla yıkadık. Akvaryumdaki su azaldığı için dinlenmiş su ekleyeceğiz. Ama eğer hala tortular da varsa onları alabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim küçük akvaryumlarda bu çok güzel iş görüyor. Ama biz ne yapıyoruz? 1.20-1.50 akvaryumlara koyuyoruz. He, olabilir. Bak mesela L-Boy temizliyor ama tabii olabilir. Çok az böyle balık pislikleri olabilir. Onları manuel alabiliriz. Çünkü normalde belki buna 2 tane sampip olur ama biz 1 tane koyduk. Ama 2 tane de olabilir. 2 tane olsaydı daha tertemiz olurdu. Bunun kullanışı böyle. Dediğim gibi M-Boy, L-Boy akvaryumlarımızın içinde gördünüz arkadaşlar. Şu an Türkiye'deki bütün pet shoplara yavaş yavaş sistemi bu hale getiriyor. Baktığınız zaman mesela çok soru geliyor. Abi bu benim akvaryumu temizlemez mi? Şimdi bunda senin akvaryum, onun akvaryum, benim akvaryum diye bir şey yok. Bunun işi temizlemek. Bunu akvaryuma koyduğunuz zaman buradan çekecek, buradan temiz suyu verecek. Hava sirkülasyonu yaparak. Yani senin akvaryum, benim akvaryum diye bir şey yok. Her akvaryum için uygundur. Boyları dediğim gibi yaklaşık 100 litre, 150 litre üstü akvaryumlar için L-Boy. Daha küçük 60, 50, 60, 100 litre arası ve de M-Boy dizilimi de böyledir. İsterseniz bir de şöyle yapalım, dizilimini gösterelim arkadaşlar. Dizilimini gösterelim. Yeni bir L-Boy'a yeni bir kurulum yapacağız. Nasıl yapacağız? Bakın az önce gösterdik. Sıfır geldi bu elimize. Dizilimini nasıl yapacağız? Şimdi L boyumuz arkadaşlar bakın. Şöyle gösterdik. Bunu açtık. Burası çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Bakın sitemizden şunlardan da temin edebilirsiniz. Bir miktar. Bakın şurası çok önemli. Yine dediğim gibi şurası zemine yapışık olacak arkadaşlar. Şurası şu hortumu da düzleyebiliriz, tamam mı? Burası yapışık olacak böyle. Seramiğimizi ekleyelim. Tamam mı? Hem ağırlık olacak hem de akvaryum berraklaştırmaya faydası olacak. Nitrat tutucu sünger koyacağız. Ne yapacağız? Fazlalığını keselim biraz. Şöyle biraz da boşluk bırakalım. Bakın bunu sonradan ilave edebiliriz arkadaşlar. Bunları akvaryum suyuyla yıkıyoruz, öyle ekliyoruz arkadaşlar. Bunları akvaryum suyuyla ekliyoruz. Bak, yıkıyoruz. Bunu böyle yerleştirdik. Bakın, tam sıfır. Şöyle, bakın. Kenarlardan ister hava alsın, ister almasın önemli değil. Böyle yerleştireceksiniz. Bunu da buraya koydunuz. Bakın, o kadar çok doldurmayın ki seramiği bu kapak rahat kapansın. Olay bu. Bakın. Hazır sample pipomuz bu şekilde. Buna da ne diyoruz? 5 watt üstü hava motoru olsun arkadaşlar. En az 5 watt ve üstü. 8 watt, 10 watt, 12 watt. Videomuz biraz belki uzun oldu. Ben bunu kısaltacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bunun detaylarına dikkat edin. Özellikle ilk defa kullanacak hobici arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Bu görüntüyü, bu görseli yakalamanız için bizim dediğimiz şekilde kullanmanız lazım. Dediğim gibi akvaryumexpress.com'da da diğer ürünlere de ulaşabilirsiniz.